Bugün Riva'da federasyonumuzun merkezinde çok önemli bir takım istişareleri, düşüncelerimizin teatisini gerçekleştirdik. Çok verimli, bereketli bir toplantı oldu. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde hemen hemen hazırlıklarını tamamladığımız dünyanın en gelişmiş spor eğitim merkezlerinden bir tanesini de hemen yanı başımızda açacağız. Gerek olimpik, gerek paralimpik alanda hizmet verecek tesisimizde inşallah çok güzel işbirliklerini bugüne kadar olduğu gibi hem futbolumuzla hem diğer branşlarımızla sağlayacağız. Biliyorsunuz federasyonlarımızla olsun, spor camiamızın diğer paydaşlarıyla olsun işbirliğini hem görüş noktasındaki değerlendirmeleri hem de işbirliği noktasındaki çalışmaları, projeleri çok ama çok önemsiyoruz. Bu çerçevede biliyorsunuz gerek salgın sürecinde, gerek öncesinde ve gerekse bundan sonra bu anlamdaki işbirliklerimiz daha da güçlenerek devam edecek. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe ne kadar farklı düşüncelerimiz olursa olsun amacımızın ülkemizin çıkarları, Türk sporunun çıkarları olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını da özellikle ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz çok önemli bir süreci dünya olarak yaşıyoruz. Ve ülkemizin bu salgın sürecindeki performansı, başarısı hakikaten çok ama çok ileride. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan bu yönetim performansı, bu süreç tüm gelişmiş ülkelere model olacak nitelikte ve pek çok alanda da hakikaten başarısını ve liderliğini, öncülüğünü ispat ediyor. Bu sürecin etkilediği en önemli konulardan bir tanesi de biliyoruz ki spor, gerek ulusal anlamda, gerek uluslararası anlamda müsabakaların ertelenmesi, tatil edilmesi, olimpiyatların ertelenmesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenmesi gibi pek çok durumla karşı karşıya kaldık. Bu süreçte liglerin ertelenmesi söz konusu oldu. Ve hamdolsun ki federasyonumuzun, yönetiminin, ilgili kulüplerimizin, tüm paydaşlarımızın işbirliği sayesinde de bu sürecin hemen hemen bitirme noktasına da geldik. Ben bu bağlamda gayret gösteren, fedakarlık ortaya koyan ve bunu güzel bir şekilde başarıyla sonuçlandıran, başta federasyonumuzu, yönetimini ve tüm emeği olan herkesi gönülden kutluyorum. Tabii ki bu süreçlerin özellikle sporda, Türkiye'nin her alanda olan iddiasını, sporda da her gün bir adım ileri gitme felsefesiyle, zirveye oynama noktasında iddiasında, her alanda geliştireceğimiz gibi sporun sadece birkaç branşında değil, her branşında da geliştirmeye yönelik hem iddiamız var, hem bu alanda çalışmalarımız, projelerimiz var. Ve biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önem, sporcuyu çok değerli gören anlayışıyla 18 yıla gelinen mesafe, herkesin takdirle izlediği, altyapısıyla sporcu profiliyle hakikaten geldiğimiz nokta çok ama çok önemli. Ve biz bu salgın sürecinin başından itibaren bu süreci spor camiası olarak bir fırsata dönüştürme niyetimiz olduğunu, bu alanda sporun tüm paydaşları olan güçlü işbirliğimizi de ortaya koyduk. Ve inşallah bunu fırsata dönüştürme noktasında da büyük bir avantajı hep birlikte yakaladık. Yine bugün federasyonumuzun ev sahipliğinde verimli ve bereketli geçen bu toplantıda alınan kararlarda bu sürecin sadece Süper Ligi değil, Süper Ligi'nden amatörüne kadar tüm paydaşlarımızın sadece bugününü değil, yarınlarını kurtarmaya, yarınlarına yönelik vizyonu geliştirmeye ve yarınların Türkiye'sinde sporun, futbolun ve diğer branşların iddiasını daha güçlü ortaya koyma adına önemli bir takım gelişmeleri, önemli bir takım kararları da federasyonumuz almış oldu. Hayırlar getirmesini diliyorum. Biliyorsunuz dün Kulüpler Birliği Vakfı bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda açıkçası beni hem duygulandıran hem çok mutlu kılan bir tablo söz konusuydu. Zira kulüplerimizin bu anlamda göstermiş olduğu işbirliği, dayanışma ruhu ülkemizin hem sporda hem her alanda birlik beraberliğinin ne kadar güçlü olduğunu da bir kez daha göstermiş oldu. Ben bu vesileyle dünkü aldıkları kararlarla adeta düşenin dostu olmaz anlayışını elinin tersiyle iten tüm kulüplerimizi, kulüpler birliğimizi canı gönülden kutluyorum.
Ve bu çerçevede dünkü Kulüpler Birliği'nin tavsiye kararları noktasında bugün federasyonumuzun yine geniş istişarelerle hakikaten saygı sevgi çerçevesinde benim de hayranlıkla izlemiş olduğum tartışmalar çerçevesinde almış olduğu kararlarda inanıyorum ki Türk sporunun sadece bugünleri için değil yarınları için rekabeti ortaya koyma adına yeni yıldızları, yeni yetenekleri Türk sporuna, dünya literatürüne kazandırma anlamında çok hayırlı, çok bereketli olacaktır. Ben bu manada gerek kulüplerin düşme noktasında salgın sürecinin getirdiği zorunluluklar sebebiyle düşmenin kaldırılması, gerek pandemi sürecindeki durumun ve elbette sporumuzda üretim çok ama çok önemli. Üretimin altını her alanda çiziyoruz. Teşvik sistemini en hızlı şekilde ortaya koymak, en hızlı şekilde yürürlüğe koymakla birlikte yabancı ile ilgili sürecin bir yıl ertelenmesiyle ilgili durum ve Bal Ligi'ndeki geçen hafta biliyorsunuz değerli kulüp başkanlarımızla görüştük. Biraz sonra federasyon başkanımız tafsilatlı olarak açıklayacak. Bal Ligi'ndeki kulüplerimizin de bu anlamda bir üst lige çıkması noktasındaki kararların ben sporun tüm paydaşlarına, milletimize, illerimize, ilçelerimize, halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle halkımızın, spor camiamızın bayramlarını tebrik ediyorum. Sağlıkla, afiyetle, huzurla nice bayramlar temenni ediyorum. Sağ olun. Buyurun başkanım. Sayın Gençlik ve Spor Bakanım, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Sepil ve basınımızın kıymetli temsilcileri. Öncelikle bugünkü yönetim kurulu toplantımızı davetimiz üzerine katılımlarıyla onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Sayın Bakanımız, bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi salgınına karşı ülkece verdiğimiz mücadele süresince başta futbol ailesi olmak üzere tüm spor branşlarında federasyonların, kulüplerin ve sporcuların her zaman yanında olduğu ve desteğini verdi. Mart ayından sonra pandemi nedeniyle zorunlu olarak ara verdiğimiz futbola hepimizin bildiği gibi 12 Haziran'da dönüş yaptık. Süper Lig ve Türkiye TFF 1. Lig maçları ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig playoff müsabakalarını başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Şampiyon olan ve bir üst lige çıkan tüm takımlarımızı da tebrik ediyorum. Futbolda 2019-2020 sezonunu bu akşam Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali ve yarın akşam Ankara'da oynayacağımız Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında yapılacak TFF 1. Lig playoff finali ile tamamlayacağız. Her iki finalin de centilmence ve heyecan içinde geçmesini temenni ediyor, takımlarımıza başarılar diliyorum. Pandemi sürecinde TFF Sağlık Kurulumuz çok önemli bir sorumluluk üstlenerek olağanüstü şartlarda olağanüstü işlere imza atmış ve herkesin imkansız olarak gördüğü durumda Avrupa'nın en iyi protokolünü hazırlayarak futbola dönüşü gerçekleştirdik. Hazırladıkları protokol, bilgilendirme ve duyurular, uyulması gereken tedbirler, koydukları kuralların yanı sıra kulüplerimizin doktorları ile istişare içerisinde çalışarak başarının mimarı olmuşlardır. İlk günden itibaren özveriyle çalışıp insan sağlığından ödün vermeden maçların oynanmasında büyük emeği olan TFF Sağlık Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ömer Taşer başta olmak üzere Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Bülent Albayrak ve kurulumuzun
çok değerli üyelerine, Federasyonumuzun Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu sürecin başarılı şekilde atlatılması ve maçların aksaksız bir şekilde oynanması için testlerin yapılmasını sağlayan Sağlık Bakanlığımız ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kulüplerimiz, hakemlerimiz, yayıncı kuruluşlarımız Dijitürk ve Turkuaz Medya ile spor medyasının tüm çalışanları, futbol ailesinin tüm paydaşlarına destek ve sıcak işbirliği için şükranlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi Kulüpler Birliğimiz dün İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonunda Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil 18 Süper Lig ve Süper Lig'e yeni çıkan iki kulübümüzün temsilcileriyle Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak bir tavsiye kararı aldıklarını açıkladılar. Sayın Sepil, Kulüpler Birliği'nin aldığı tavsiye kararlarını yazılı bir dilekçe ile yönetim kurulumuza sunmuştur. Hatırlayacağınız gibi liglerimizi başlatmadan önce o dönem Süper Lig puan sıralamasındaki son 7 takımımız da aynı talepte bulunmuştu. Ancak yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız ile aldığımız karar ligleri oynatarak tamamlamak ve kalan 8 haftada haksız bir rekabete yol açmamaktı. Bugün geldiğimiz noktada Süper Lig'i tamamladık. Kulüplerimizin pandemi sürecinde ortaya koydukları iyi niyeti ve fedakarlığı tekrar vurgulamak isterim. Süper Lig'in yanı sıra TFF 1, 2 ve 3. liglerdeki teknik direktörler, futbolcular, kulüp profesyonellerine özveriyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin federasyonumuza yaptığı ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini bugünkü yönetim kurulumuzda değerlendirdik. Pandemi süreci ve sonrasındaki etkilerini tüm detayları ile konuştuk. Yönetim kurulumuzda oy birliğiyle alınan karara göre Süper Lig'in yanı sıra TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde de 2019-2020 sezonunda düşme olmayacaktır. Süper Lig 2020-21 sezonunda 21 takım ile oynanacaktır. 2020-21 sezonu sonunda 4 takım ligden düşecek ve şimdilik olmak kaydıyla Süper Lig 2021 ve 22 sezonundan itibaren 20 takım ile oynamaya devam edecektir. Gelecek sezon TFF 1. Lig 18 takım, TFF 2. Lig 39 takım ile oynanacaktır. Bal Ligi'nde gruplarında şampiyon olan ile aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım, Siirt İl Özele İl Özel İdaresi Spor, Ceyhan Spor, Isparta 32 Spor, Kahraman Belediye Spor, Belediye Kütah Spor, Edirne Spor, Tekirdağ Spor, Çengelköy Futbol Yatırımları Anonim Şirketi ve Adıyaman 1954 Spor TFF 3. Lig'de mücadele edecektir. TFF 3. Lig 4 gruptan oluşacak ve toplam 67 takım ile oynanacaktır. Süper Lig'in 21 takımı ile oynanacak olması
Tabii ki doğal olarak gelir dağılımında farklılık, maç sayılarının artması ve fikstür sıkışıklığına da yol açacaktır. Bu düzenlemeleri ve diğer detayları TFF olarak revize edeceğiz ve daha sonra da kamuoyu ile paylaşacağız. Bunun yanı sıra yine Kulüpler Birliği Vakfı'nın dünkü toplantıdan sonra aldığı bir başka ortak tavsiye kararı, yönetim kurulumuzun daha önce aldığı ve önümüzdeki 3 sezonu kapsayan yabancı uyruklu sporcu, oyuncu ve oyuncu uygunluğu kuralının 1 yıl ertelenme talebi vardı. Yönetim kurulu toplantımızda bu talebi de değerlendirdik. Oy birliğiyle aldığımız karar doğrultusunda yabancı uyruklu oyuncu kuralı değişikliği 2020-21 sezonundan itibaren değil, bir sonraki sezon olan 2021-2022 sezonundan itibaren uygulanacaktır. Takım harcama limitleri TFF tarafından 4 Ağustos yani transferin ilk gününde açıklanacaktır. Takım harcama limitlerinin açıklanmasından sonra Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu icra kurulu, kulüp lisans kurulumuzla bir araya gelecek ve bu konuda da çalışma yapacaklardır. Tüm kararların Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulumuzun daveti üzerine toplantımıza katılan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Konuşmama son verirken önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramımızın da Türk milletine, Müslüman alemimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve herkesin bayramını kendim ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyeleri olarak kutluyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sayın Bakanım, Nihat Başkanım, Futbol Federasyonu üyeleri, Türk futbolunda çok zor bir süreçten geçtik. Bunu herkes biliyor. Pandemiyle beraber liglerin uzun bir süreli ertelenmesi arkasından başlayıp Allah'a şükür ki bir ciddi bir kaza olmadan bu süreci kapanmamız belki de bu senenin hepimiz için en büyük kazancı oldu. Sadece iki tane maç kaldı liglerde. Bir tanesi bu gece oynanacak. Diğeri ise yarınki playoff karşılaşması. Dolayısıyla bu süreç hakikaten kulüpler için çok zor oldu her anlamda. Ama bunu hep birlikte başardık. Bu süreci bitirdik. Onun için sadece Süper Lig kulüplerini değil, bütün liglerdeki kulüpleri kutluyorum. Bu süreci bu şekilde atlatmak hepimiz için önemliydi. Sayın Bakanımın ve Nihat Başkanımın da söylediği gibi dün Kulüpler Birliği olarak bir toplantı yaptık. Bu toplantıda özellikle Türk futbolunun önünde olan birçok önemli konuyu tartıştık. Oldukça uzun bir sürede detaylı olarak hepsini tartıştık. Burada konulardan en önemlisi Malatya Spor, Kayseri Spor ve Ankara Gücü takımlarının bu sene son 3 takımın bir talebi vardı. Bu talepleri pandemi sürecinde oluşan zorluklardan dolayı bu sene liglerde düşmenin kaldırılmasıydı. Arkadaşlarımızı dinledik, başkanlarımızı dinledik ve bunun sonucunda da tüm kulüplerin ortak görüşü olarak
federasyona bu sene liglerden düşmenin kaldırılması tavsiye kararını başkanımızın söylediği gibi ulaştırdık bir mektupla. Onun yanında da yine diğer dört önemli bizim için konu vardı. Bugün sağ olsunlar bizi bu yönetim kurulu toplantısına federasyonun çağırdılar. Tüm konuları birlikte tartıştık. Tabii burada kararı veren futbol federasyonudur, yetki onlarda. Ama bu konularda bizim görüşlerimizi hepsini niye bu kararları aldığımızı yabancı konusu da dahil, diğer konularda dahil detaylı olarak konuştuk. Bunlarla ilgili federasyon yetkilileri, yönetim kurulu bizim kulüpler birliği olarak görüşlerimizi dinlediler. Zaten yabancı konusunda da bir yıl erteleme talep etmiştik. Bu da yönetim kurulu tarafından bugün burada kabul edildi. Bu bizim için, Süper Lig kulüpleri için çok önemliydi. Teşekkür ederiz. Diğer konularda da, diğer üç konuda da hızlı bir şekilde çalışma yapılması ve ortak karar oluşturulması için karar alındı. Bugün alınan tüm kararların Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı.